Ya nasılsın? Çok şükürler olsun başkanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Sağ olun başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın seçim çalışmalarına Vatan Mahallesi'nden devam etti. Arkadaşlar herkese selam. Başkan adayı Günaydın'a Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Önder Topçu ve partililer de eşlik etti. Haydi bir damla. Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan adayı Günaydın önemli açıklamalarda bulundu. Üç dönemlik görev süreci boyunca Isparta Belediyesi'ne 1200 arsa kazandırdığını, ancak kazandırılan arsaların şimdi mevcut belediye yönetimi tarafından satıldığını söyleyen Başkan adayı Günaydın, Isparta'yı hem sattılar hem de belediyeyi 920 milyon borca soktular dedi. Evet, şehrimizin tamamı satıldı şu an. Nasıl tamamı diyeceksiniz? 1200 tane arsa sahibi yaptılar Isparta'yı. 3 devre belediye başkanlığı yaptılar. Bu başkanlığım altında bu 1200 arsa satıldı. Ya bu satılmak da kalmadı. Yeşil alanları, parselini satmaya başladı. Ya satmadığı yer kalmadı tabii. Bir Isparta'yı. İktidar partisi bana kimse dokunmaz, müfettişlerle gelmez diye her tarafı yakıp yıkıp gidiyor. Ve şu anda 920 milyonda belediyenin borcu var arkadaşlar. Ben her gittiğim yerde 800 milyon diyordum. 800 milyon beklenenler, takip edenler. Ne oldu bu 800 milyondan 920 milyona çıktı derseniz? Evet, yeni bir borç kaydı çıktı. Tespit etti. Yine bankalardan kredi almış. %55 faizden. Ve oradan para alarak ve aldığı para da nereye gittiği belli değil. 2019 yerel seçimlerinde göreve gelseydi belediyeye kazandırdığı arsalarla vatandaşa toplu konut yapacaklarını söyleyen Başkan adayı Günaydın, arsaları satmalarına rağmen 5 yılda Türkiye'nin en batak belediyesi haline geldiler diye konuştu. Eğer ben geçen sefer belediye başkanı olsaydım, yani seçimi az bu oyla kaybetmeseydim, bu arsaları nasıl 1800 konut yapımında halka teslim etmiştim bir zamanda. Belmaş konutları diye. Bunun onun mimarı, onu yetiştiren yapan unutuyoruz. Benim arkadaşlar, benim onun 1800 konut. Halka belediye ettim. En uygun fiyata yaptım, verdim onları, teslim ettim. Bu bütün arsalarda büyük bir kuşak hamleyle tamamını 1200 arsıyla beraber İnşaatlarını patır patır yapıp her tarafta ve mamur hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine veya satışına koyacak. Bunlar haraç meraç arsaları satıyorlar. Ve haraç meraç sattıkları arsaları ben değerlendirip 10-15 katını kazançla değerlendirip satıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Bakın samimi söylüyorum, bakın öyle paralar öyle atıyor değil. Hesabını bilen varsa yapsın. Benim kan trilyonlarca param oluyor. Zaten şu ülkeyi teslim ederken kaybettiğimde Türkiye'nin en zengin belediyesi Isparta Belediyesi'ydi. Hiç borcu yoktu. Hiçbir. Şimdi 920 milyon lira borç var. Bilmem ne var işte konuşuyoruz. Ve Türkiye'nin en batak, en servetini kaybeden belediye de şu anda benim teslim ettiğim belediye en batak belediye oldu Çukur'un içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyaretini değerlendiren Günaydın, benim belediye başkanlığı dönemimde Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanımız niçin şimdiki belediye yönetimini ziyaret etmedi diye sordu. Evvel gün buraya Cumhurbaşkanımız geldi. Biliyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanımız geldi.
Sparti'de halkına saygın olmak için. Bakın belediye ve belediye başkanına değil dikkat ettiğimi söyleyeyim. Halkına saygın oluyor diye. Ya saymış oldum. Bize atladı gelmedi. Bize adam yerine saymıyor. Dememesi için mecbur geldi. 5 dakika konuşma yaptı. Ne belediyeye uğradı. Peki ben belediye başkanıyken Cumhurbaşkanı her seferinde geldiğinde muhalefet belediye başkanı olduğum an beni iki kere makamımda ziyaret etti ve Cumhurbaşkanımıza makamımda briefing verdi. Projelerden bahsediyor. Ve ülkenin de bazı geleceğinden de bahsettim. Onu da dinledim. Ve her seferinde beni ziyaret ettim. Ya hala muhalefet belediye başkanıyım. Evet, Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği var. Nerede bir başarılı belediye varsa, hangi partiden olursa olsun, o zaman ittifak da yoktu benim. Bana ziyaret ettiğinde ittifak da, yani ittifaktan dolayı geldiğinden aklınıza geliyorsun. Yoktu ittifakta. Geldi ve ziyaret etti, beni tebrik etti ve ayrıldı buradan. Şimdi şu anda bizim bir otogar projemiz var. Dev büyük bir projemiz. 200 yıllık bir proje çizmiştik. Şunlara yakın bir yer, belki görmüşsünüz. Bunun 6000 metrekaresini karambola getirip uydurup bir şeyler yaptı. Orada köy garajı, köy garajının üstüne de bilmediği için şehirler arası terminal yazdı. Hiçbir yere bir açılış tören yapamadı. Bir bakan vasıtasıyla ya millet bahçesinin %10'unu yaptı, kandıracak ya sizleri. Bakanı çağırdı, o bakanın da gelmesi eserle böyle olmayan ilgilenen yerlere sen niye geliyorsun koca bakan? İhtiyaç sahibi emeklilere kış boyunca doğalgaz desteği vereceklerini söyleyen Başkan adayı Günaydın, ayrıca hiç evi olmayan vatandaşlara da 5000 konut sözü verdi. Ne yapacağız bu arkadaşlarımıza? Zor mu? İhtiyacı olan tüm emeklilerimizin doğalgazını ve yakıt ücretlerini biz ödeyeceğiz arkadaşlar, biz ödeyeceğiz. Onlara bir nefes olsun. Onlara özel fazla bayanlar için de yaptığım gibi bu emeklilerimizin içinde yapacak özel lokaller yapılacak. Çalışma yerleri yapılacak. Ve saygı göstereceğiz. Sevgi göstereceğiz. Dostluk göstereceğiz. Kucaklaşacağız. 5000 konut evi olmayan vatandaşlarımıza 5000 konut yine yapacağım diyorum. Yine yapacağım diyorum. Yapacağım arkadaşlar. 5000 konut. Tüm ihtiyacı olan emeklilerimiz, tüm hangi mahalle olursa olsun, bakkalın hamurundan en yakın yerden ekmeği ömür boyu bedava alacak arkadaşlar, bedava. Mevcut belediye yönetimine çeşme suyu üzerinden de tepki gösteren Günaydın, 5 yıldır çeşmelerden suların çamur gibi aktığını belirterek, benim dönemimde olduğu gibi göreve geldiğimizde, yine çeşmelerden kana kana su içebileceksiniz diye konuştu. Peki ben belediye başkanını bıraktığımda ben dahil hepimiz çeşmeden su içiyorduk. Ne oldu şimdi çamur akıyor bazı mahallelerde? İş bilinmediği için. İş bilinmediği kılıç kuşananında. Belediye başkanı olduktan sonra bir ay geçmeden hepiniz tüm Spartalılar çeşmeden benim eskiden olduğu gibi herkes çeşmeden suyunu içecek, temiz su olarak içeceksiniz.